Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Pakistan ile Suudi Arabistan'ın 27 Mart'ta tatbikat yapacağı açıklandı. 27 Mart'tan itibaren 2 hafta süreyle AKES Buluşmaları isimli tatbikat yapılacak. Bir diğer haberimiz, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed El Haddad ve Libya Petrol Tesisleri Muhafızları Komutanı Tu General Ali Muhammed El Deb, El Gam bölgesindeki atış sahasında taktik tatbikatı izledi. Burada orduya yönelik bir teftiş gerçekleştirildi. Yayınlanan fotoğraflara baktığımızda 5+5 Ortak Askeri Komite Başkanı Sirte Cufra Öfke Volkanı Operasyon Odası Komutanı İbrahim Beytumal ve Batı Bölgesi Müşterek Operasyon Odası aynı zamanda Ortak Operasyon Odası Komutanı Useme Cüveyli'yi de görmekteyiz. Yine Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Tuğ General Halit Mazen, İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Nicholas Hampton'la görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra İngiltere ile Libya arasında güvenlik işbirliği anlaşmasının imzalanabileceği belirtiliyor. Bir diğer haberimiz, Donbas'ta Ukrayna kuvvetlerinin transferinin tamamlandığı açıklandı. Rusya'da yüksek rütbeli kaynaklara göre Kiev kuvvet transferini tamamladı ve bir saldırı başlatmak anlamına gelen belgeyi imzalamış durumda. Doğu Ukrayna'da çatışmanın başlaması için geri sayım başladı şeklinde gerek Türk basını gerekse de Rus basınından haberler paylaşılmış. Yine Rus kaynaklara göre Donbas'ta savaş başlarsa Ukrayna, Kharkiv, Zaporozhye ve Odessa'yı bile kaybedebilir. Hatta kimilerine göre Ukrayna'nın Rusya'ya bağlanabilmesi bile bekleniyor. Burada tabii ki de Ukrayna'yı desteklesek de ne yazık ki Ukrayna'nın işi kolay değil. Bir diğer haberimiz, Mısır, Sudan, Etiyopya geriliminde Mısır Hava Kuvvetleri personeli Sudan ile Nil Kartalları 3 ortak askeri tatbikatını yapmak üzere Sudan'a gelmiş bulunuyor. Yine Sudan Su ve Sulama Bakanı'ndan açıklama geldi. Etiyopya ile yaşanan Rönesans Barajı krizine ilişkin açıklama yaptı kendisi. Rönesans Barajı krizini sona erdirmek için dörtlü arabuluculuğu Etiyopya'nın kabul etmesi gerektiğini belirtti. Bir diğer haberimiz, İran'da Azerbaycan Türk'ü 2 aktivist 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İran'da Azerbaycan Türk'ü aktivistlerden Muhtar İbrahim'i rejim karşıtı örgüt kurma ve sosyal medya gruplarına üye olma gerekçesiyle 10 yıl, Musa Ziya Gergeri ise rejim aleyhinde propaganda yapmak suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Anadolu Ajansı muhabirine konuşan İbrahim'i, İran'da Azerbaycan Türklerinin anayasal haklarını savunmak için hukuk mücadelesi veriyoruz. Hakimin savcı gibi davrandığı ve savunma hakkımın verilmediği mahkeme sonucunda 10 yıl hapse mahkum edildim açıklamasını yaptı. Ana dil hakkını savunması sebebiyle 7 yıl önce 3 ay 1 gün hüküm giydiğini ve Mahabad hapishanesinde tutuklu kaldığını dile getiren 36 yaşında ve 3 çocuk babası olan İbrahim'i, insan hakları mücadelesine yaklaşık 12 yıl önce başladım. 6 yıldan bu yana 200'e yakın makale kaleme aldım açıklamasını yaptı. İran'da 1979'daki devrim sonrası oluşturulan anayasanın 15. maddesinde Farsça'nın ülkenin resmi dil olduğunu, bunun yanında diğer yerel dillerin de basın ve medyada kullanılması veya okullarda öğretiminin serbest olduğunu da belirtelim. Yine İran halkının renk, ırk ve dile bakılmaksızın eşit haklara sahip olduğu da vurgulansa bile ne yazık ki Güney Azerbaycan'da bu kanunlar geçerli olmuyor. Bir diğer haberimiz, Somali Devlet Başkanı Muhammed Farmaajo, Ulusal Seçim Sorunlarının Tamamlanması Konferansı ön toplantısına ve Somali Federal Parlamentosu tarafından onaylanan 17 Eylül 2020 tarihli anlaşmanın uygulanmasına başkanlık etti şeklinde Somali'den fotoğraflar görmekteyiz. Yine Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor. Angola'dan uydu görüntüleri paylaşılmış. Uydu görüntüleri Angola'da bulunan bir hava üssünden. Bir diğer haberimiz, ülkelere göre nükleer savaş başlığı stoklarını görmektesiniz. Burada baktığımızda Rusya'da 6372, ABD 5800, Çin'de bu ülkelere göre oldukça az 320, Fransa 290, Pakistan 160, Hindistan 150, İsrail'de ise 90.
Burada İngiltere'de dikkat ederseniz 195 yazıyor. Yine burada İngiltere'nin geçen gün aldığı kararla bunu 260'a çıkaracağı da açıklanmıştı. Bir diğer haberimiz, Avrupa Birliği bilindiği gibi geçen gün Çin'e karşı Uygur Türklerine yaptığı insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım kararı almıştı. Böylece Avrupa Birliği 33 yıl sonra ilk kez Çin'e karşı yaptırım kararı alırken, en son Çin'e AB yaptırımı 1989 yılında Tiananmen olayları sebebiyle gerçekleşmişti. Yine Çin'den buna karşı bir hamle geldi. Çin tarafı Avrupa Birliği tarafında Çin'in egemenliğine ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar veren ve kötü niyetle yalan ve dezenformasyon yayan 10 kişiye ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığını açıkladı. Görmekteyiz. Bir diğer haberimiz, İran'dan Kuveyt yakınına füze tesisi kuruldu. Yeni tesis 13 binden fazla ABD askerinin konuşlu olduğu Kuveyt'e yaklaşık 800, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ise 320 kilometre mesafede. Bir diğer haberimiz, NATO tarafından yapılan paylaşımda zorlu hava koşullarına rağmen birimlerimiz bu sabah Romanya Köstence Limanı'ndan ayrıldı. Deniz tatbikat aşaması için planlanan aşamaların yürütülmesine başlandı şeklinde Sea Shield 21 Deniz Kalkanı 21 tatbikatına ilişkin ordumuzun da olduğu fotoğrafları paylaşmış. Bilindiği gibi ülkemiz Özbekistan'la tatbikat yapıyor. Geçen gün bundan bahsetmiştik. Aynı zamanda Özbekistan ordusu Hindistan'la da tatbikat gerçekleştiriyor. Sizlere bu videoyla veda ediyoruz. O'zbekiston va Hindiston davlatlari o'rtasidagi do'stlik ikki hind-o'zbek hamkorligidagi o'quvga bu yil qadim hind diyorining Uttaranchal shtati Ranikhand provinsiyasidagi Chaubatiya o'quv markazi mezbonlik qildi. O'quvda dastlab O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi va Hindiston armiyasi vakillarining o'z mamlakati haqida ko'rgazmali taqdimotlari o'tkazildi. İki davlat harbiy xizmatchilari barcha mashg'ulotlarni birgalikda o'tkazishga urg'u qaratishdi. Hamkorlikdagi o'quvning asosiy bosqichigacha o'zbek va hind harbiylari qurol asahalarining taktik texnik xususiyatlarini o'rganish, ekstremal sharoitlarda yashovchanlik, shahar sharoitida yaqin masofada jang olib borish, avtomagistrallar va aholi yashash punktlariga kirish yo'llarida qo'yiladigan mobil blokpostlarda xizmatni tashkillashtirish, shubhali buyumlar va terrorchilar aniqlanganda ularni zararsizlantirish, o'rmon hududida terrorchilarni qidirib topish va zararsizlantirish bo'yicha nazariy va amaliy mashg'ulotlarni olib borishdi. Aytish joizki, bunday o'quvlar nafaqat harbiy xizmatchilarning bilim va ko'nikmalarini yanada oshirish, balki xalqlar o'rtasida do'stlik aloqalarini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Do'stlik ikki mashg'ulotida biz bilmagan narsalarni o'rgandik, biz ularga o'rgatyapmiz. Ya'ni ikki tomonlama do'stona tajriba almashish amalga oshirilmoqda hozir. Hozir Hindiston armiyasi bilan birgalikda jangovar tayyorgarlik olib bormoqdamiz. Bunda bizlar o'zimizning merganlik mahoratlarimizni ko'rsatmoqdamiz. Noqonuniy qurollangan bo'linmalar bilan qo'lga olingan xalqni qutqarish asosida kichik tajribalarni o'tkazdik. Men bundan o'zim uchun juda katta ko'nikmalar olmoqdaman. Mashg'ulotlar mobaynida ham ikki davlat harbiylari ishtirokida jamoaviy sport o'yinlari tashkil etildi. Hamkorlikdagi o'quvning asosiy bosqichida o'zbek va hind harbiylari aralash tarkibdagi seksiyalarga bo'linib, ko'plab o'quv joylarida harakat olib borishdi. Bunda tog'li hududdagi qishloq sharoitida shartli terrorchilar aniqlandi, qurshab olinib, yo'q qilindi. Mashg'ulotlarni jangovar vaziyatlarga yaqinlashtirish maqsadida Hindiston armiyasining maxsus o'quv quroli va sensorli nishonlardan foydalanildi. Bo'lib o'tayotgan o'quv mashg'ulotimizda berilgan qurol va o'q-dorilarni bizning shaxsiy tarkib mohirlik bilan tez o'zlariga o'zlashtirib oldi. Hindiston bilan O'zbekiston o'rtasida do'stlik 2 o'quv mashg'ulotidan tajriba almashmoqdamiz. Xulosa o'rnida aytganda, o'tkazilgan hamkorlikdagi o'quv ikki davlat qo'shinlarining xalqaro miqyosdagi xavf-xatarlarni birgalikda bartaraf etish layoqatini takomillashtirish, tajriba va mahorat almashish imkoniyatini berdi.